Merhabalar, Snow YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere böyle güzel ve kullanışlı lif modelini paylaşıyorum. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Şöyle gösterecek olursam, modelimiz bu şekilde. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler, sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Böyle modelimiz örümcekli, fıstıklı, güzel bir model. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize başlayalım. 1, 2 ve 3 zincir yapıyorum. Tığımdaki ipimi uzatıyorum ve bir alta bu şekilde fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar tepesine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir tepeye bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir tepeye bir fıstık. Bu şekilde toplam 6 tane yapalım. Devam edeceğiz. Evet, toplamda yan yana 6 tane fıstığım var. Şöyle, şimdi de devam ediyoruz. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir fıstık yapıp kapatıyorum. Yedinciyi yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sekizinciyi yapıyorum. İki tane atlıyorum. Bunu kapatmadım. Buraya fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim, devam edeceğiz. Sıra sonuna tekrar gelmek üzereyim. İkili kapatarak sonunda da bu şekilde ikili kapatıyoruz. Şimdi dönüşü göstereceğiz. Bir zincir yapıyorum ve lifimi çeviriyorum. Buraya en başa bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. Tığım ipimi doluyorum ve yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde git gel yaparak dönüşü de gösterdik. Bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepeye bir fıstık ve yan tarafa fıstık diyerek ikili kapatacağız. İstenilen büyüklüğe gelene kadar örelim. 6 sıra devam edeceğiz. Lifimizi istenilen büyüklüğe kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra ördüm. Şimdi de diğer renk ipimi alıyorum ve buraya bir zincir yapıyorum. Köşeden, herhangi bir köşeden başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya en başa bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık.
yan tarafa normal gördüğümüz gibi ikili kapatarak diğer köşeye kadar geleceğiz. İkisini bir kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar gelelim. İkili kapatarak buraya kadar gelelim. Buraya kadar geldim. Yine 6 tane yan yana fıstığımız var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane fıstığımız olmalı. Bir zincir yaptım ve buraya hemen küçük bir örümcek yapıyorum. Ve tığımdaki ipimi uzatıyorum ve tekrar bir tane daha yapıyorum. 2 tane oldum. Tığımı ipimi doladım ve aynı köşeye buraya tekrar fıstık yapıyorum. Örümcekle birlikte, iki örümcekle birlikte kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir fıstık, tığımı ipimi doluyorum ve yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere bir, yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Bu şekilde köşeye kadar tekrar ikili kapatarak gelelim. Devam edeceğiz. Evet, tekrar köşeye geldim. 6 tane yine fıstığım var. 6 tane. Şimdi de devam ediyoruz. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Kapattım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum ve yine köşeye aynı işlemi uyguluyoruz. Kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Evet. İkili kapatarak dolaşıp buraya kadar gelelim. Evet, ikili kapatarak sıramızın sonuna kadar bu şekilde böyle geliyoruz. Ve sonunda ikili kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar bir örümcek yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Bir tane daha yapıyorum. Küçük olacak örümcekler. Buraya son sırada buraya direkt sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya kapattığım yere bir fıstık. En başa. Bir zincir. Tekrar tepeye. Ve yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde tekrar ikili kapatarak köşeye kadar gelelim. Devam edeceğiz. Evet, tekrar köşeye kadar geldim. Yine yan yana 6 tane fıstığım var. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar küçük bir örümcek. Tığımdaki ipimi uzatıp bir tane daha yapıyorum. 2 tane oldu ve buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar küçük bir örümcek. Tığım ipimi dolayıp bir tane daha yapıyorum. Buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık, yan tarafa. İkisini birlikte kapatıyorum. Tekrar ikili kapatarak diğer köşeye kadar gelelim. Aynı şekilde yine 2 tane örümcek yapacağız. Bu şekilde bir de şimdi 2 tane çift örümceğimiz oldu. Köşeye kadar gelelim, göstereceğiz. Sıranın sonuna tekrar geldik. Bu şekilde 6 tane yan yana fıstığım var. Devam edelim. Yine bir örümcek yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ve yine buraya orta
noktaya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum ve buraya bir örümcek. Kapattıktan sonra tekrar bir tane daha yapıyorum. Sığma ipimi doladım ve aşağıya köşeye fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık, yan tarafa diyerek ikili kapatarak köşeye kadar gelip yine aynı ikili örümceklerimizi yapacağız. Sıra sonuna kadar böyle gelelim. Sonuna tekrar geldik ve bir örümceğimi yaptım çiftli, bir tane daha yaptım. Sıramızın sonunda buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir fıstık. Üçüncü sırama geçiyorum. Tepeye bir fıstık, yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak tekrar buraya kadar geleceğiz. Yan yana hep altı fıstığım olmalı. Bu şekilde köşeye kadar gelip göstereceğiz. Evet, tekrar diğer köşemize geldik. Üçüncü sıramızdayız. Ve ikili bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir örümcek yapıyorum. Tığımdaki ipimizi atıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum ve buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir örümcek. Üst üste iki tane örümcek yapıyorum. Ve yan tarafa ikili örümceğin ortasına buraya sabitliyorum. Bir zincir ve örümcek. Evet, burada batacak yerim yok. Tığım ipimi doluyorum ve buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir, tepeye bir fıstık, yan tarafa. Diyerek şimdi de 1, 2 ve 3'e yükseldi. Bu şekilde köşeye kadar tekrar gelip yine aynı işlemi uygulayacağız. Buraya kadar gelelim, devam edeceğiz. Bu şekilde tekrar diğer köşemizdeyiz. Şöyle ikili kapatıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Tığımdaki ipimi uzatıp ve yan taraftaki bu örümceği sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir örümcek yapıp kapatıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Yan tarafa buraya iki örümceğin ortasına sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar örümcek. Batacak yerim olmadığı için tığım ipimi dolayıp buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, tekrar tepeye bir, yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde 3'e yükseldi her köşede. Buraya da yine aynı bu gibi yapalım. Sıra sonuna kadar, buraya kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Şöyle 3. çiftli örümceğimi de buraya, fıstığın tepesine buraya direkt sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar şimdi 4. sıramdayım. Bu sıradan sonra renk değiştireceğiz. Ve yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde tekrar köşeye kadar gelip örümcek sayımız şimdi 4'e yükselecek. Bu şekilde köşeye kadar gelip tekrar göstereceğiz. Evet, buraya kadar ikili kapatarak geldik. Örümceğimizi yaptık üst üste ve buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Bu şekilde örümcek yapıyorum. İki tane üst üste.
ve yan tarafa sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar örümcek. İki tane üst üste ve bu yan tarafa sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Örümcek. İki tane oldu. Tığım ipimi doluyorum. Buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde örümceklerin sayısı şimdi de 4'e yükseldi. Bu bölümü de böyle tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim, devam edeceğiz. Sıramızın sonuna, 4. sıramızın sonuna tekrar geldik, dolaştık ve buradayız. Şimdi yine iki tane örümceğimiz üst üste var. Buraya direkt sabitliyorum. Bir zincirle ipimizi kesip diğer rengimize geçelim. Bunu kesiyorum burada ve diğer rengimi geçiyorum. Buraya bir zincir yapıyorum. Burada kestiğim yerden buradan tekrar başlıyorum. Bir zincir. Buraya bir adet fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. Yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde tekrar renkli olarak devam edeceğiz. Örümceklerimizin sayısı her sırada artacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip bu örümcekleri çoğaltmaya başlayacağız tekrar. Köşeye kadar gelip gösterelim. Evet, bu şekilde ikili kapatarak geldik. 1, 2, 3 ve 4 sıra beyaz ördük. 4 sırada bu rengimizi öreceğiz. Turuncumuzu öreceğiz. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Üst üste 2 tane örümcek yapıyorum. Ve buraya yan tarafa İki örümceğin ortasına sabitliyorum. Şu şekilde. Tekrar iki örümcek yapıp buralara sabitleyip tekrar fıstığa geçeceğiz. Biraz yapalım, devam edeceğiz. Evet, bu şekilde örümceklerin ortasına doğru ikili örümceklerimizi yapıp buraya yine ortaya sabitliyoruz. Bir zincir yapıyorum. Tekrar örümcek. İki tane üst üste örümcek tığım ipimi doluyorum ve buraya fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar tepeye bir fıstık yan tarafa. İkisini bir kapatıyorum. Bu şekilde örümceklerin sayısı görüldüğü gibi 5'e yükseldi. 4 sırada buraya öreceğiz. İkili kapatarak buraya gelip yine aynısını böyle öreceğiz. 4 sıra renkli kısmı örelim. Devam edeceğiz. Toplam 8 sıra olacak. Bu şekilde toplam 4 sırada renkli kısmı ördüm. Ve şimdi 2 tane örümceği yaptım. Ve bitişini yapıyorum. Buraya sabitliyorum. 2 örümceği buraya sabitledim. Ve bir zincirle ipimizi keselim ve kenarını yapacağız. Bu şekilde tamamlandı. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle tamamlandı ve hemen kenarına geçelim. Ve buradan koparttığımız yerden tekrar buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya biraz
Orta büyüklükte örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Buraya ortaya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar sabitliyorum. Bir zincirle tekrar aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. 1, 2 tane atlayıp buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir ve örümcek. 4 zincir sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı büyüklükte örümcek. Yan tarafa sabitliyorum. Bir zincir ve örümcek. 4 zincir yapıyorum. Örümceğin ortasına buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir ve örümcek. Şuraya son köşeyi de yapıyorum. Ve bir zincir yapıyorum. Bir örümcek yapacağım. Bir zincir. Tekrar örümcek yapıyorum. Bu sefer buradaki örümceğin ortasına sabitliyorum. 4 zincir sabitliyorum. 2 tane böyle yapınca bir zincir ve tekrar örümcek buraya en alta sabitliyorum. Şekilde. Bir zincir yapıyorum ve tekrar örümcek ve yan tarafa buraya sabitliyorum. 4 zincir sabitliyorum tekrar. Bir zincir ve örümcek yapıyorum. Aşağıya buraya sabitliyorum. Bu şekilde kenarlarında bu şekilde yapalım. Bir zincir ve örümcek. Yan tarafa direkt batıyorum. 4 zincir sabitliyorum. Ve bir zincir yapıyorum. Yine örümcek yapıyorum. Aşağıya buraya sabitliyorum. Evet, bu şekilde kenar kısmında böyle yapacağız. Şöyle yapalım. Ben de biraz yapayım. Son halini görelim. Bu şekilde bütün etrafını, kenarlarını dolaştım. Şöyle sonuna geldik. Buraya başladığım yere sabitledim ve bir zincirle ipimi kesiyorum. Şu şekilde arkasından da geçirirseniz şu fazlalığı kesebiliriz. Evet, ipimizin son görüntüsü bu şekilde. Oldukça kolay hem de güzel yumuşacık bir lif modeli oldu. Şöyle gösterecek olursam hem de çok kolay yapımı da bir o kadar da gösterişli bir lif oldu. Anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler, sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.